Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de hareketlilik sürüyor. Artık seçime yönelik yol haritası ile ilgili çalışmalar var. Tabii bu husus çok merak ediliyor. Çünkü Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra nasıl bir yol haritası izleyecek, bu tartışılıyordu. Özellikle iki popüler olduğu ifade edilen isim, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu yol haritasında nerede duracaklar? CHP lideriyle miting düzenleyecekler mi, katılacaklar mı, yanında olacaklar mı? Bu bir soru işaretiydi. Bununla ilgili durum netleşmeye başladı. Az önce Betül de ifade etti. Öncelikli olarak Maraş'a, depremzedelerin yanına gidiyor CHP lideri İmamoğlu ve Yavaş'la. Sonrasında da birçok noktada, mitingde beraber yer alacaklar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak... Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında anlaştı. CHP lideri A takımıyla birlikte sahaya iniyor. Öncelikli istikamet Kahramanmaraş depreminin vurduğu 11 il olacak. Ziyaretlerde Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP'li belediye başkanları da bulunacak. Altılı Masa'nın diğer liderlerinin de bölgeye ziyaretleri söz konusu. Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesini ziyareti sonrası seçim hazırlıklarına da yoğunlaşması planlanıyor. Miting programları üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Seçmenle yapılacak o buluşmalara CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da katılacak. Yavaş ve İmamoğlu aday belirleme sürecinde en çok konuşulan isimler olmuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener terk ettiği altılı masaya da iki başkanın Cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle döndü. Akşener'in kırmızı çizgisi olan CHP'li başkanlar seçim propagandalarında da kilit rol oynayacak. Kılıçdaroğlu'nun İç Anadolu mitinglerine Mansur Yavaş, Karadeniz'deki mitinglere ise aslen Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu eşlik edecek. Seçim sürecine kadar altılı masanın liderleriyle de her konuda takım çalışmasına devam edilecek. Muhalefetin gündemindeki bir diğer konuysa Kılıçdaroğlu'nun resmi adaylık süreci. Bir ismin resmi olarak aday olması için iki şart bulunuyor. İlki grup kararı. İkincisi de en az 100 bin imzayla aday gösterilmesi. Kılıçdaroğlu'nu ortak imzalarla aday gösterme eğiliminde olan ittifak temsilcileri tüm partilerden seçmenlerle birlikte 1 milyon imza toplayıp Kılıçdaroğlu'na hep birlikte aday yapalım görüşünü dile getiriyor. Bu kapsamda partiler arası istişarelerin yapılması planlanıyor. Tekrar Ankara'ya gideceğiz. Bugün Ankara çok hareketli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesinden sonra ilk kez bir MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Betül Aras CHP Genel Merkezi'nde detayları aktaracak. Evet Osman, senin de söylediğin gibi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten sonra ilk MYK toplantısına bugün başkanlık edecek. O toplantı saat 14'te başlayacak. Kritik bir toplantı olduğunun altını çizelim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bugün bu toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin yol haritasını konuşacak diyebiliriz. Nasıl bir yol izleyeceklerini masada, nasıl bir yol izleyecekleri masada olacak diyebiliriz. Şöyle ki biliyorsunuz belediye başkanlarının ve Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinin de bu seçim sürecinde etkin bir rol alması kararı çıkmıştı. İşte nasıl bu yönde çalışmalar olacak? Bugün MYK üyeleriyle masada olacak. Hatta hatırlatalım, Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü son grup toplantısını yapmıştı ve orada veda etmişti. Aslında son mecliste bir vedaydı bu. Salı günleri saatler 13.30'u gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu yine kürsüde olacak ve mesajlarını vermeye devam edecek. Ancak farklı illerde olacak. Çiftçiyle buluşacak, esnafla buluşacak. Salon toplantıları yapacak ama yine her salı 13.30'da kürsüde olacak Kemal Kılıçdaroğlu. İşte buna yönelik çalışmalarda bugün MYK toplantısında masada olacak. Konu başlıklarından olacak. Çalışmalar ne yönde olacak? Bu masaya yatırılacak diyebiliriz. Şöyle ki son altılı masa toplantısı da bugün yine konuşulacak konular arasında Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları arasında son altılı masa toplantısından hatırlatalım 6+2 formülüyle uzlaşı çıkmıştı. Yani her parti lideri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Buna ek olarak da CHP'nin iki büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda uzlaşı sağlanmıştı. Aslında bu formül yeni bir formül değil. Bunun altını çizelim. Ocak ayında Cumhuriyet Halk Partisi bu yönde
çalışmalar yapmıştı. Şöyle ki kamuoyu yoklamaları yaptı ve bu formülle oylarda ciddi bir artış olduğu yönünde CHP'li kaynaklardan bizlere gelen bilgiler oldu. Bunu da söylemekte fayda var. Şöyle ki bugün MYK'nın gündeminde deprem sonrası o bölgede yaşanan gelişmeler de var. Şöyle ki milletvekilleri, genel başkan yardımcıları olsun, CHP özelinde hala bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Bu noktada gelinen son durum yine MYK üyeleriyle masada olacak. Şu bilgiyi de paylaşalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın da iki Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte Kahramanmaraş'ta olacak. Vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyecek yarın diyebiliriz. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise parti sözcüsü Faik Öztrak MYK gündemiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirecek. Kameralar karşısında olacak diyelim ve CHP'den sözü sana bırakalım Osman.